Merhaba hanımlar. Sevginin emeği Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel şık bir örnek göstereceğim. Şöyle ipimi göstereyim. Nakomasal ipimle yapacağım. 4,5 numara şişimle birlikte. Modelimizi istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz güzel şık bir örnek. Böyle bayan yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde kullanabileceğiniz bir model modelimiz çift ilmek ve üzerine kurulmaktadır şöyle ilmeklerimizi atmaya başlayalım çok kısa bir model göstereceğim zaten bir örnek sıkılmamanız ve hemen öğrenmeniz için çift ilmekleri üzerine kurulan bir örnek dediğim gibi ilmek sayınızı ayarladıktan sonra İstediğiniz yeleği ya da hırkayı örebilirsiniz. Şöyle kısa bir örnek olsun istiyorum. Tam da çift ilmeklerim oluşmuş. Modelimiz bir ters bir düz ilmekler üzerine kurulmaktadır. Şu şöyle kenara alayım. Dediğim gibi bir ters bir düz ilmekler üzerine kurulan bir model. Şöyle bir tane düz bir tane ters bir düz bir ters modeli kurmadan önce bir sıra böyle yapın ya da bir ters bir düz lastik yaparak örneğinizde yapabilirsiniz. Evet şöyle kenar ilmeğimi de aldım. Şimdi dikkat ederseniz, bakın ilmeklerimiz e, kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters geliyor. Bakın bir düz, bir ters olarak gidiyor. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum, öndeki düz olan ilmeğime değmeden ikinci ters olan ilmeğimin, bakın içten değil, şu alttan, şu alt kısımdan girerek şöyle şuradan göstereyim, alttan girerek ilmek çekiyorum. Bir tane artırıyorum. Bu düz olan ilmekle arkadaki ters olan ilmeğin ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Düz olan ilmeğim önde duruyor. Arkadaki ters ilmeğimin alttaki ilmeğin alt kısmından şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane artırıyorum. Öndeki düz ilmekle arkadaki ters olan ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kesiyorum tekrar arkadaki ters ilmeğin alt kısmından bir tane ilmek çektim bir tane artırdım düz ilmekle ters ilmeğin ikisini düz örerek kestim bakın şuradan çıkarıyorum şu boşluktan yani şu alttaki örülen kısımdan doladım bir tane iki ilmeğimi de düz olarak kestim Bakın bu şekilde ilerliyor. Yine ters olan ilmeğin alt kısmından ilmek çekiyorum. Bir tane artırıyorum. İki ilmeği düz ördüm. Bakın yine ters olan ilmekten şu şekilde alttan ilmek çektim. Bir tane artırdım. İki ilmeği düz olarak kestim kenar ilmeğimizde düz örerek sıramızı tamamladık. Dönüş yapıyoruz. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kenar ilmeğimizi aldık. Ters olan bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın şurada aradaki arttırdığımız ilmeğimiz vardı. Onu da düz örüyoruz. Alttan ilmek çektiğimiz ilmekle onun yanındaki ters ilmeğin ikisini birlikte ters örüyoruz. Şimdi ilk başta tek geldiği için teki ters örmüştük. Şimdi düz olan aradan arttırdığımız ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu tersten bir önceki olan ilmekle ikisini birlikte ters örüyoruz. Bir tane düz ilmeğimizi örüyoruz. O bu arttırdığımız ilmeğimizde. Alttan çıkardığımız ilmekle yanındaki ters olan iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördük. Bir tane düz ördük. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördük. Bir tane düz ördük. Ters ilmekle ondan önceki gelen ilmeğin ikisini birlikte ters ördük. Bir tane düz ördük. Bakın burada ters ilmeğimiz tek geldi kenar ilmeğini de örerek sıramızı tamamladık şimdi dönüş yapıyoruz bakın burada tekrar göstereceğim şu sondaki kısımla bitmiş biten kısmı ile ilk sırada farklılık oluyor tabi ikinci sıradan sonra model daha anlaşılır oluyor kenar ilmeğini aldık yine ters ilmeğin bakın şu alttan kendini belli ediyor zaten şu alttan şuradan ilmek çektik bir tane artırdık 2 İki ilmeğin ikisini birlikte düz ördük. Ters ilmekten il, alttan ilmek çekiyoruz, artırıyoruz. Düz olan ilmekle ters olan ilmeğin ikisini birlikte düz ördük. Ben sonuna kadar biraz şöyle hızlı gideceğim ki daha anlaşılır olması için. Bakın şu kenarda iki tane ilmeğimiz kaldı modeli kurduktan sonra. Bu sizi e, yanıltmasın. Bunu arka tarafta düzeltiyoruz. Bakın bir ikisini birlikte ayrı ayrı düz örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi düz ördük. diğerinde düz örerek sıra sonunda burada iki tane ilmeğimiz olmuş oldu. Tekrar arkaya döndüğümüzde arkada kenar ilmeğini aldık. Bakın ne demiştik? Ters olan ilmekle bakın bunu ters e, burayı saymayın. Şu çift olarak ördüğümüz ters olan ilmeğimizdi. Ondan önceki olan ilmeğimiz ikisini birlikte ters örüyoruz. Artırdığımız aradaki artırdığımız ilmeğimizi düz ördük. Şimdi ters olan ilmekle alttan çektiğimiz ilmeğin ikisini yan yana bunların ikisini birlikte ters örüyoruz. İşlem bu. Bir tane düz örüyoruz. iki ilmek yan yana ters örüyoruz bir tane düz örüyoruz 2 ilmek yan yana ters örüyoruz bir düz 2 ilmek yan yana ters ördük bir ilmeğimizi düz ördük burada te ters olan ilmeğimiz bir tane tek geliyor kenar ilmeğimizi de ördük sıramızı tamamladık bakın modelin bu şekilde gösterdiğim gibi bu ikinci sırada ilk sırada ilmekler farklı geliyor sonda sonra yukarıdaki çift olarak kalıyor kenarda bunları düz olarak örüp arkada keserek tamamlıyoruz. Şöyle modelimi daha önceden yaptığım. Bakın bu şekilde çok güzel ve çok şık duran bir model. Şöyle arka yüzü modelimin. Burası da ön yüzü. Bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.